Haziran 2000'de evleneceğim kadınla çok yakın, bir o kadar da uzaktı. Ben şehrin bir ucunda yaşıyorum, o ise diğer ucunda. Ben yeni mezun olmuş bir işsizdim, o bir hastanede hemşirelik yapıyordu. Ben zamanımın çoğunu evde geçiriyorum. O zamanını kesinlikle evde geçirmiyorum. Kaan adında bir çocukla sevgiliydi. Ben ise yapayalnızdım. Bu olay yaşanırken onunla tanıştığımda tam 21 gün kalmıştı. Ben, bizim için, kara borsa, iki tane bilet ayarladım. Bilirsin, futbolu pek sevmem. Hem yarın çok önemli bir iş görüşmem var. O yüzden bu gece sakin kalsam iyi olur. Hakan, inan bana, 21 yıl sonra bu gece hatırladığında iyi ki onu çekmiş. Hayatımda yaşadığım en güzel olay yapacaksın. Aslında ben bunun mümkün olduğu bir hayal pek düşünemiyorum. Gerçekten bak, ciddiyim. 21 yıl sonra bol arkadaşlarımız anlatır ya, onlara şöyle iyi zaman bizim. Evet, gerçekten haklısın ama komik olan bir olay var. Hakan var ya Hakan, az kalsın, gelmiyor ya. Nasıl da değil. Tamam. Bu 21 yıl muhabbetinden çok sıkıldım. Bunun olayı ne? Sana hayatın sırrından bahsettim dostum. Ne yapacağım konusunda kararsız kaldığım zaman kendime hemen şunu sordum. 21 yıl sonra anlatacağım güzel bir anı olabilecek. O yüzden kararı ben değil mi? 21 yıl sonraki Cem'im. Yani 21 yıl sonraki Cem bu maça gitmemiz gerektiğini düşünüyor. Valla bilmiyorum. Ben size soralım istersen. Kapat gözlerini. Cem, gözümü açtığımda geçen sefer yaptığını yine yaparsan yemin et. Gözlerini aç. Hakan'cığım, 21 yıl sonraki Cem'im. 21 yıl sonra gidecek. Sen zaten Hakan'ı hatırlarsın. Merhaba. Ama siz aynı kişisiniz. Dedim ya. Hakan, duyduğuma göre bu geceki maça gitmek istemiyor musun? Evet, o maça gitmek istemiyorum. Gerçekten mi? Hakan, güven misin? Bu gece o maça gidersen hayatın değişir. Ben de gitsem yok. Hayır Hakan, bekle. Bize inanmıyorsan belki 21 yıl sonraki Hakan'a inanırsın. Ne haber? Aynı anda çok fazla şey oluyor. Kafa karıştı oldu. Gel. Daha önemli bir şey var. Acıdı. 21 yıl sonra hala saçım mı var? Ha? Saç almadım ya. Aynen. Bir dakika durun. Ben de kendi almıyorum. Aslında sen pek emin olma. Hakan benim, yani kendim. Bu maça gitmezsen gerçekten çok pişman olacaksın. Ne? Ki kendim de olacağım yani. O onun sesini gibi bırakma. Hakan sen susun Hakan. Doktora gitsen olmaz mı? Ya ne doktoru? Yıllardır yapıyorsun. Bir fark varsa anlarsın. Bak şunu. Bana şunu söyle, 21 yıl sonraki de açık konuş bizimle, yani benimle. Bu maça gitmeye değer miydi? Hayatımda yaşadığım en ama en güzel gece. Düğününden bile mi güzel? Yani evlendiğim zaman hayatımın en güzel gecesi olur büyük ihtimal. Doğru. Umarım doğru kişi bulur. Umarım bu işler nasıl? Daha evlenemedin. 21 yıl geçtiğinde ben daha ben yani ev... Benim sorunum ne? Doğru söylüyorsun. Niye evlenemedin ki? O kız rica edecektim. Doğru söylüyorsun. Şaka yapıyoruz da kalan. Ya video müziği. Tamam. Ben arabanın aktarına bakıyorum. Hadi gidelim. Hadi. Bekleyin bakalım. Sen de kimsin? Ben 21 saat sonraki Hakan'ım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Demek sen 21 saat sonraki Hakan'sın ha? Sessiz ol.
İyi misin? Hayır, değilim. Bu adam maça gitmek üzere ve bu harika olacak. Al, gördün mü? Başta öyle olacak ama daha sonra çok fazla alkol olacaksın ve yarım paket sigara içeceksin. Ve dönüş yolunda... Bence güzel eğlenmiş. 21 saat sonra şu halime döndüğünde, tam şu anda buraya dönüp kendi kafana bir tane vurmak isteyeceksin. Güven bana. Ama bunu yapamam. Çünkü bir insan geçmişe dönüp kendi kafasına bir... Bana bunu yapma Hakan. Bize bunu yapma. Kendini dinleme şu anki Hakan. Unutma. Bir günlük acı, ömürlük hatıralara bedeldir. Ha. Öyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Yalnız. Yarınki iş görüşmesi olumlu geçecek mi, işe girecek mi? Hayır, işe giremeyeceksin. Tamam, tamam. Madem öyle, işe de giremiyorum. Şöyle yaparız, oldukça gidiyoruz. Ama bir şartım var. Alkol ve sigara yok, ha? Ne? 21 saat sonra bu hale dönmek istiyorum, lütfen. Alkol ve sigara yok. Yani... enteresan arkadaş. Bana mı? Hayır, olmaz! Hakan alkol almazsa bu gece unutulmaz yapan olay asla yaşanmaz. Yani kimse sana harika bir gece geçirmen için alkol alman gerektiğini söylüyor ama eğer alkol almazsan bu gece unutulmaz yapan olay asla yaşanmaz ki. İyi düşün. Öyle mi? Dur, öyle. Efendim. Tamam, evet. Madem illa alkol alman gerekiyor, alkolle git dönmez herhalde değil mi? Evet, hadi bir de konuşma şunu. Alo? İyi, senden ne haber? Öyle oturuyoruz arkadaşlar. İyi. Kimmiş? Bizim sınıftan kız, bizim verirsen konuştuk. Alo Kaan. Cidden? Evet. Alo. Versene şunu. Eğer bu kızla konuşursa 20 lira... Ya başlatma, 21'in akıllı yapıyor. Lan versene şunu. 20 lira sonra gerçekleşecek iki ihtimal var diyor. Çıkmaya başlayacaksınız ama sonra ya sen ondan bakacaksın ya da o senden bakacak. Sonuç. Ayrılacaksınız zaten. Bir dakika. Yani illa böyle mi olmak zorunda, ha? İlla 21 ay sonra birimiz diğerinden sıkılıp bu ilişkiyi bitirecek mi? Benim sonum hiç başlangıcı olmayacak mı? Hadi ama. Uzun zamandır ne diye çıkıyorsun ha? Sen söyle. Başka türlü hiç oldun mu? Bu arada söyle bakayım, iyice yanaştın ha? Hadi. Oldu mu? Olma. Ben bu gece gelmesem iyi olacak. Doğru. Beni durdurmaya çalışmayacak. Nasıl yapabilirim tam olarak? Ne bileyim, hayat kısa dersin, hayatta karşına güzel fırsatlar çıktığı zaman onları kaçırmaman gerekir falan dersi sanmıştım. Hakan, bunları söyleyen adam. Çünkü bunlar çoktan yaşandı. Ben buraya geldim ve sen hiç sorgulamadan o maça gitmeyi kabul ettin. Bütün bu zamanda uzun kolayları falan var ya. Hepsi bir yandan var. Biz o maça gittik Hakan ve sen çok fazla alkol aldın. Gümüş yolunda da bir kaza yaptık. Tabii ya, şoför koltuğunda oturan sen şanslıydın. Ben değildim. Tam 21 gün komada kaldım ve öldüğüm gün sen evleneceğin kadın atamıştın. Sebebi var ya. Çünkü bu benim yattığım hastanede hemşirelik. Bütün bunları tekrar görüyorsun. Çünkü yeniden yalnız kaldım sanıyorsun. Ama değilsin. İyi düşün Hakan. Haziran gecesinin üzerinden tam 21 yıl geçti.
Zaman yolculuğu mümkün olsaydı ve o geceye geri dönebilseydim, o maçta asla... Hayır, evde kalıp oyun oynamaya devam ya da sadece gidip uyur. Ama gerçekten zaman yolculuğu mümkün olsaydı ve o geceye geri dönebilseydim, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kimi kandırıyorum ki? O geceye asla geri dönmeyeceğim. O maça gittiğim için en yakın arkadaşımı kaybettim. Ama onun sayesinde evleneceğim kadınla tanıştım. Ve o kadın yıllarca hayata tutulmama sebep oldu. Ama şimdi, yani geçen ay parayı da kaldım. O işini çok seven bir gençti. 21 yıl boyunca hiç duymadım. Kendini başka insanların hayatına benim paramı pandemide hayatını kaybeden binlerce sağlık çalışanından sadece biliyorum. Evet, ben o gece evde kalsaydım her şey çok farklı olabilirdi ama hepimiz yerimizde kalsaydım paramı şu an yanımda olabilirdi. Aslında bu hastaya gelişlerden sonra insanın hastaya yeni yapmadı. Ama şu bir ayet üstünde çok iyi anladım ki bu yorumun da sonuna gelmiş bulunmak. Çocuklar, umarım bu mektubu bulduğunuzda benim işinizi dinlersiniz. Çünkü babanız geçmişe gidip o fazladan 21 gün alamasa da annenizle de sizinle harika yeni bir sürü size hepsini çağırdı. Öldükten sonra göreceksiniz. Kimi? Baba neredesin? Bak bu işi yarım saat kaldı lan. Baba. Baba şimdi bir şey yapmayacaktın değil mi? Baba bak yakın duyuyorum, unutuyorum. Şu halime bak ya. Ben de çok üzgünüm. Sen anne ve kocaya dönmeye gittin. Ama ben sadece son 10 yıl hatırlıyorum. Ben de onu çok üzüldüm ama dayanmak zorundayım baba. Birbirimiz için. Annemle tanışmadan önce çok yanıldım. Ve yine yanlış olarak tanıştım ama değilsin baba. İyi düşün. Ben varım.